Allah'ın varlığı ya da yokluğu anlaşılmaz. Yokluğu biraz daha fazla anlaşılır doğrusu. Değerli hocam, ben deminden beri argümanlar söylüyorum. Bu argümanlara cevabınızı duymak isterim. Var yok biraz şey oluyor. Yani slogan gibi oluyor. Ne yazık ki bilimle dini çatıştırmaya, din adına da bilim adına da çalışanlar var. Ya bu boşu boşuna köy çekiyorsunuz. Kimseyi kandıramazsınız, inandıramazsınız kimseyi. Ben de inandıramam, siz de inandıramazsınız. Materyalist ateizme tercih etmemiz için ve agnostik görüşe tercih etmemiz için rasyonel sebebimiz var demektir dediklerim doğruysa. Hayır. Allah, muhtemelen ben şimdi cehenneme gideceğim eğer. Doğru mu Cenab-ı Hak, siz daha iyi bilirsiniz. Ben nereye gideceğim? Cehenneme mi? Cehenneme. Allah bilir kimin ne olacağını, hala yaşıyoruz. Yani mesela Cenab-ı Hak sorayım, benim Allah'a inanmamam kader mi? Ama özgür iradeyle tercihler Hayır. de evrendeki bir düzenli yapının sizin iradenizin olması çerçevesinde gerçekleşir. Hayır, bu benim özgür iradem değil. Kendinizin Allah'ın varlığına inanç gibi temel bir meselenin, yani bu kadar şeyi özgür iradeye bağlayıp da onu bağlamamanız sizce bir çelişki değil mi? Hiç çelişki değil. Sizin kanıtlayamadığınız halde doğru olduğuna inandığınız hiçbir şey yok mu? Güzel soru. Herkese iyi pazarlar. İkna programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki konumla beraberim. Caner Taslaman, stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Ve Ali Nesin, kendisi Şirince Köyü'nden bağlanıyor. Teşekkürler Ali Hocam. Size de merhaba. Merhaba, ben teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere ilk kimin söz hakkı sahibi olacağına Yestura ile karar veriyoruz. Bu kapsamda ilk Caner Hocam sizle başlayacağız. Tabii. Ali Bey sizle de bitireceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençler arasında konuşulan ilk soru şu oluyor. Allah'ın varlığının delili var mı? Sizden madde madde alabilir miyiz? Evet, yani Allah'ın varlığının delillerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'ın varlığına inanmayı, evreni, bilinci, ahlakı, evrendeki hassas ayarları, Allah'la açıklamanın bunun tarih boyunca alternatifi olan materyalist ateist yaklaşımdan daha tutarlı, daha iyi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. İki tanesine kısaca değineyim. 20. yüzyılın ikinci yarısında mesela ortaya çıkan, fizikte ortaya çıkan hassas ayarlar bunun bir örneği. Fizikteki hassas ayarlar işte 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. Şimdi bu hassas ayarlar evrendeki yasaların, evrendeki sabitlerin ve evrendeki süreçlerin çok çok hassas ayarlandığını gösteriyor. O kadar hassas ayarlı ki buradaki şiddetleri biraz yukarı veya biraz aşağıya çekseniz evrendeki değil, evrenin herhangi bir yerinde canlılarınla da oluşması mümkün değil. Hatta evrenin herhangi bir yerinde moleküllerin bile oluşması mümkün değil. Birçok örnekten sadece bir tanesini vereyim. Mesela evrenin genişlemesi şu anda kozmolojik sabitle sağlanıyor. Yani bu kozmolojik sabitin de bir şiddeti var. Ve bunu matematiksel olarak da ifade ediyoruz. Yani 10 üzeri 120'de 1 oranında bu kozmolojik sabitin şiddetini azaltsak veya çoğaltsak, evrenin herhangi bir yerinde bırakın canlıları moleküller bile oluşamıyor. Ne oluyor? Diyelim evren çok hızlı bir şekilde bir anda genişlemiş oluyor. Evrendeki bütün madde çok hızlı bir şekilde genişlediği için yıldızlar oluşamıyor. Veyahut da bir anda bütün madde üst üste çöküyor. Şimdi tabii ki Ali Bey 10 üzeri 120'nin ne olduğunu bilir ama birçok seyircimiz bilmeyeceği için açıklayayım. 10 üzeri 120'de 1'i yakalamak şöyle bir rakam. Şöyle düşünün. Bütün uzaydaki atom altı parçacıkları, protonların, nötronların alt parçacıkları olan kuarkları, hatta fotonları, ışık parçacıklarını ve elektronları hepsini toplasanız bile 10 üzeri 120'den trilyonlarca defa az. Birisine desem ki bütün insanlığın kurtuluşu dünyadaki tek bir kum tanesini bulmama bağlı. Dünyanın herhangi bir yerine kum tanesini saklayın. Onu yakalarsam dünya kurtulacak. Ben onu bulsam bir kere de herkes bunu bilinçli bir şekilde onu bulduğum kanaatine varır. Bu kadar düşük olasılığı bir amaca göre bulmamda. 10 üzeri 120 öyle bir sayı ki bütün evrendeki bu parçacıkların içine bir tane minik kuarkı, elektronu diyelim saklıyorsunuz ve onun bulunmasıyla bütün insanlık kurtulacak ve o bulunmuş. İşte kozmolojik sabitteki 10 üzeri 120'de bir olasılığın gerçekleşmesi böyle bir şey. Ve sadece kozmolojik sabit değil, evrendeki yer çekimindeki sabitin hassaslığı, elektromanyetik kuvvetin hassaslığı, evrenin başlangıç entropisi gibi birçok hassas ayarlanmış. Ha bunun da bizim güncel mantıkta kullandığımız, mantığı buraya uyguladığımızda çok basit bir şekilde bu kadar bir amaca yönelik düşük olasılıklar gerçekleştirilmişse bunun arkasında bir hassas şekilde ayarlayan, yani bilgisi yüksek, çünkü bu hassas ayarların neye
sebebiyet vereceğini biliyor. Bütün evrende bunları gerçekleştirdiğine göre kudreti yüksek ve evrenin ham maddesini böyle oluşturduğu için evrenin yaratıcısı olan bir güce bu argüman bizi götürüyor. Mesela şuradaki stüdyoda siz merhaba Ali Nesin, merhaba Caner Taslaman yazsanız, biz bunu yazanın kim olduğunu bilmesek de tebeşirin rastgele tahtaya vurulmasından ibaret olmadığını hemen anlarız. Neden? Çünkü Türkçedeki bu kelimelerle, bizim ismimizle tebeşirin rastgele arka arkaya vurulması o kadar düşük bir olasılıktır ki bu amaçla onların birleşmesi, bunun arkasında bilincin olduğunu hemen anlarız. Peki bu dedikleriniz ateistler göremiyor mu? Ateistlerin bunu, yani bunu görüp de inanan da çok kimse var. Yani sonuçta ateistlerin bunu argüman olarak sürüyoruz. Ateistlerin de buna cevabı neyse versinler, onu verelim. Yani şimdi tabii ki o başka konuya girerim endişesiyle oraya girmek istemiyorum. İnsanların Allah'a, dine inanmasına inanmamasında argümanlar kadar psikolojik süreçlerin, işte babalarıyla mesela psikolojide gösterdiği gibi ilişkilerinin, şunların bunların mesela çok etkisi var. Veyahut da ne bileyim dindarlarla olan ilişkilerinin. Şimdi onları biz analiz etsek her insan için ayrı bir analiz gerektirir. Ben ondan genelde tartışmalarda böyle psikolojik analizlerden ziyade objektif delillerin neler olabileceğini, bunların cevaplarının ne olduğuna daha çok yoğunlaşmak isterim. Ama böyle kısa süreli bir şey değil, uzun süreli bir şey yaparsanız ona da gelirim. İstiyorsa bir delil daha verin mesela bilimle ilgili. Madde madde gidelim isterseniz. Şimdi bir Ali Bey'e söz hakkı. Tabii bundan verelim. Sonra evrenin keşfedilmesi ve bilimin de bu şekilde başarılarının da Allah'ın evreni bu şekilde keşfedilmeye açık tasarlamasının da bir delil olduğuna devam etmek istiyorum sonra. Evet. Tamamdır. Evet Ali Hocam, Caner Hocam birkaç madde saydı. Onların üzerinden isterseniz ilerleyelim. Caner Hocam haklı. Şöyle haklı. Çok şaşırtıcı bir evrende yaşıyoruz. Yani o bahsettiği sayılar, bulduğumuz kurallar, evrenin belli ki bir mantığı var. Belli ki bir düzeni var. O düzen olmasa biz de olmazdık zaten. Daha da şaşırtıcı şeyler var. Yani bakın fiziği bırakalım, felsefe yapalım. Maddenin varlığı, madde nasıl olabiliyor? Yani hep mi vardı madde? Nasıl bir şey hep olabilir? Hep olmak ne demektir? Yani bu nereye kadar gidiyor ve durduk yere madde nasıl olabiliyor? Yani bu da bu evrenin sonu neresi? Nasıl olabilir? Sonsuz bir şey nasıl olabilir? Biz nereden geldik? Yani bütün bunlar tabii çok ilginç sorular. Ama bunun sonucunda da Allah'ın varlığı çıkmaz. Sadece bir şey bilmiyoruz. Yani bu düzen nasıl olmuş? Bu dünya nasıl olmuş? Bu evren nasıl olmuş? Madde nereden gelmiş? Bilmiyoruz. Peki deminki sorumu tekrarlayabilir mi hocam? Mesela deminki olasılık mantığı sizin konunuz olduğu için özellikle olasılıkla bir yerden gittim. Burada merhaba Ali Nesin yazsaydı, siz bunu yazanı görmeseniz de Türkçedeki bunun birleşiminden bunun arkasında bilinç olduğuna inanır mıydınız? Yoksa bu çok şaşırtıcı deyip arkasında bilinç olduğu kanaatini ifade etmez miydiniz? Onun arkasında tabii bilinç vardı. İşte birisi vardı arkasında onu yazan, merhaba Ali Nesin diyen ya da yazan. O kesin. Ama ya, mesela şey demem. Onu peki, Ahmet evrende düşük demem. Olasılıklar gerçekleşince siz de böyle deminki gibi bir argüman sunmanda değiştirilmesi gerektiği bir unsur görüyor musunuz? Buradaki mantığın benzeri bir mantığı oraya taşıdığımızı ifade ettim. Yani her gün kullandığımız mantığı evrene uyguladığımızda, yani yepyeni bir mantık kullanmamızı değil, hep kullandığımız mantığı evrene uyguladığımızda böyle bir kanaate varamaz mıyız? Şöyle bir teorem vardır. Eğer herhangi bir olayın gerçekleşme olasılığı sıfırdan büyükse, yeterince denerseniz o olay gerçekleşir. Mesela karşıdan karşıya geçerken ezilme olasılığınız var mı? Var. Yeterince karşıdan karşıya geçersen ezilirsin. Tabii. Bir olayın olasılığı ne kadar düşük olursa olsun, yeter ki pozitif olsun, sıfır olmasın yani. 0,001 olsun. 1 milyarda 1 olsun. Ama merhaba yeterince Ali denersen, Nesin, tahtada merhaba Ali Nesin de ne kadar denenirse, yani tebeşirlerin rastgele tahtaya çizilmesinle herhangi bir şekil oluyorsa, merhaba Ali Nesin yazmasının arkasında da bir de olsa bir olasılık var rastgele. Orada hiç şüphe etmeden bilinç olduğunu anlarım dediniz. Mesela orada tereddüt etmediniz demin. Ya şu anda pek anlamıyorum dediniz de. Şu anda ekranda mı merhaba yani Ali Nesin yazsa? Mesela şöyle dedim hatırlıyorsanız. Mesela bir tahtada merhaba Ali Nesin yazsa, onun arkasında bilinç olduğunu yazanı görmeseniz de hiç şüphesiz anlarsınız. Diyelim ki hep beraber bir adaya çıktık, burası olmasın. O adada bir insan yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Ama orada merhaba Ali Nesin yazısını görseniz. Büyük olasılık mantığından... yani o kumların üzerine öyle bir şey yazılmış olsa, kumlarda rastgele çukurlar zaten oluşuyor. Benim ismim de rastgele oluşuyorsa ve ufak bir olasılık olsa da bu olur demezsiniz. Bu o kadar düşük olasılıktır ki merhaba Ali Nesin. O demin söylediğim olasılık mantığından arkasında bilinç olduğunu demin hemen anlarım dediniz o bilinci. Burada oluyor da diğerinde niye olmuyor? Ama
Çünkü aşina olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Aşağı yukarı anladığımız bir dünyada yaşıyoruz. Oysa diğer soru, maddenin varlığı, evrenin düzeni falan aşina olmadığımız bir dünya. Ona da o evrene de bu dünyaya aşina olduğumuz kadar aşina olsak o zaman daha fazla gerçeği anlarız tabii ki. Ama yani alışık olduğumuz bir mantığı oraya taşıyoruz. Kumsalda merhaba annesinin yazması, Tanrı olamayacağına dair mantık yürütmeler de var. Mesela Tanrı kötülük nasıl mümkün? Tanrı varsa kendi kendisini yok edebilir mi? Ya da aksine şey var, mesela Pascal'in meşhur iddiası var. Diyor ki, Tanrı varsa ve inanmıyorsan bunun cezası o kadar büyük ki, inanmak daha iyidir diyor. Yani inanmamakla çok fazla bir şey elde etmiyorsun. Ama inan ve varsa mükafatı çok büyük. Bir gün öğrencilerime bir sınav yapmıştım. O sınavda bazı sorulara notlar +5 mesela, +5 veriyorum doğru bilirse. Bilemezse -10 falan gibi. Bir soruya, ilk soruya çok kolay bir soruydu. Bilirlerse +1, bilmezlerse -99 yazdım. Hiçbir cevaplamadım soruyu. Çünkü cezası çok büyüktü. Benzer bir mantıkla Allah'a inanmak gerektiğini şey yapabilirsin, iddia edebilirsin. Ama... ya da tam tersine, ya nasıl olabilir? Yani ben inanmadığım zaman Allah'a 6 yaşındaydım. Kimseye de söyleyemedim. Çünkü herkes inandığını zannediyordu. Annem babam dahil olmak üzere. Sonra yıllar sonra işte 11-12 yaşlarında falan babama çekine çekine sordum. Çok kızacak zannettim. Bu şey din, Allah konusu, inanç konusu akılla, mantıkla çözülecek şeyler değil. Hatta din tam tersine ne kadar akıldan uzaklaşırsa o kadar insanları cezbediyor. Mesela eski Yunanlarda bazı dinler vardı, bakla yemek yasak gibi. Yahudilerde vardı, işte ne bileyim, yani cumartesi gününde çalışmayacaksın, işte yağla, sütle eti karıştırmayacaksın falan gibi. Ya da işte başına bir, ne diyorlar ona, bir şapka giyiyorlar. Müslümanlarda da vardı. Bir inanç aslında insanları akıldan, mantıktan uzaklaştırmaya çalışır. Dolayısıyla ne kadar absürt olursa, ne kadar tuhaf, açıklanamaz ritüeller falan varsa o kadar seni akıldan uzaklaştırır ve sorgulamazsın. Yani bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu konularda konuşmak Türkiye gibi ülkede çok zor. Çünkü yani birisi birdenbire çıkıp beni kutsallığıma laf etti diye hücum edebilir. Sosyal medyada, internette linç edebilirler falan. Yani bu tabu konular var. Tabu konularda tartışmaya bir taraf giremiyor. Yani giremez. Çünkü diğer taraf çok hassas. Evet. Ya da hassas olmak istiyor, bilmiyorum. Ya şimdi şunu da ayırmak lazım aslında. Şimdi din ile ilahi bir güç arasında da fark yok mu? Şimdi evet. Sonuçta diğerinde yazılı kurallı olan bir kitaptan bahsediyoruz. Diğerinde de daha tırnak içinde ilahi bir güç. Evet. Çoğunlukla bu ikisi biraz karıştırılmıyor mu? İkisi birbiriyle çok ilişkili ama karıştıran da olmuştur. Ama şöyle diyelim, yani İslam inancının en kökeni Allah'ın varlığını anlatmasıdır. Ben Allah'la Tanrı kelimesi aynı anlamda kullanıyorum. Yani bana göre fark da yok. Sonuçta Allah kudreti yüksek, bilgisi yüksek, sürekli var olan bir güç. İslam'ın da önemli varlık anlayışlarında bir ahiretin yaratılacağı. Bu da ancak Allah varsa mümkün. Sonuçta bütün İslam'ın temelleri Allah'ın ahlaki buyrukları olmasından ahiretin varlığına kadar, evrenin açıklamasına kadar her şey Allah merkezli olduğu için Allah'ın varlığına inanç burada en temel oluşturuyor. Fakat tabii bir artısı var. Allah'ın insanlarla irtibat kurduğu inancı da beraberinde getiriyor. Bu arada tabii ki ben Ali Bey'e katılıyorum. Yani Türkiye'de herkes, Türkiye'de değil dünyanın her yerinde fikrini özgürce beyan edebilmeli. Ateist, deist, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, putperest, şeytana tapan kimse. İnsanları şiddetle zorlamadığı sürece herkes fikrini serbestçe söylüyor. Ve bu Kur'an'ın da isteği. Kur'an'da dinde zorlama yoktur deniyor. Kur'an'da dinle alay edenlere bile onların yanından uzaklaşılması başka söze dalıncaya kadar söyleniyor. Ezanla alay edenlere bile oradan uzaklaşması söyleniyor. Hiçbir zaman için Kur'an dinle alay edenlerin bile, bakın vazgeçtim inanmayanların, alın kafasına bir şey vurun, işte şöyle yapın, böyle yapın diye emirler vermemiştir. Ne yazık ki biz Müslümanlar Kur'an'ın direktiflerinin de çok gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Bununla ilgili çok kötü örnekler var. Bu kötü örneklerin olması ne yazık ki bazı insanların fikrini rahatça söylememesine sebebiyet de veriyor. Ali Bey haklı, ben de ondan çok üzgünüm ama bence İslam'ın ideal oluşturduğu ortam ateistin de putperestin de herkesin fikrini özgürce söylediği bir ortamdır. Fakat şurada başka bir konuya gireyim. Ben akıldan uzaklaşmadan bahsedemiyorum. Dikkat ediyorsanız ben inanalım Pascal'ın argümanını da kullanmadım. Pascal hocamızın meslektaşı ama Pascal kendisi böyle bir daha çok
kar zarar hesabı üzerinden Pascal's Wager, Pascal'ın kumarı veya Pascal'ın bahsi diye literatüre geçen bir argüman veriyor. Ben o argümanı kullanmadım. Ben programın hemen girişinde rasyonel temelli, kudreti, bilgisi yüksek, evrene müdahale eden, canlıları bilinçli şekilde Allah'ın ortaya çıkarttığı ile ilgili ve de üstelik hocamın alanından da bir şeyler giren bir argüman verdi. Yani dikkat edin, ben rasyonel temelli bir şekilde Allah'ın varlığının temellendirilebileceğini iddia ediyorum. Mesela bir tane daha da argüman vereyim. Yani bilimle dini çatıştırmaya kalkanlara karşı. Mesela bilimin müthiş başarılarını görüyoruz. Ne yazık ki bilimle dini çatıştırmaya din adına da bilim adına da çalışanlar var. Oysa bence bilimin bu müthiş başarılarını bile biz ancak Allah'ın evreni belli şekilde düzenlemesiyle daha iyi anlarız. Niye? Çünkü bir bakıyoruz insan çok çok aciz bir varlık. Kalbimizin atışına sözümüz geçmiyor. Toz tanelerin içinde toz tanesi olan bir dünyanın içerisindeyiz. Fakat diğer taraftan bir bakıyoruz bu kadar büyük acizlik içinde evrenin 13,8 milyar yıl önce oluştuğunu anlıyoruz. 4,5 milyar yıl önce dünyanın oluştuğunu anlıyoruz. Dünyadaki Kambriyen patlaması gibi birçok süreçleri anladığımız gibi DNA'nın içine girip DNA'nın nasıl bizim genetik yapımızı bilgisini taşıdığını anlıyoruz. Bu kadar acizlikle bu kadar şeyi nasıl biliyor olabiliriz? Ha bunun bana göre de en iyi açıklaması teker teker analizlere girdiğimizde Allah'ın evreni anlaşılacak şekilde yaratmasıyla bunu anlayabiliriz, temellendirebiliriz. Yani evren kendi kendine var olan bir yapı olsaydı, hocam demin o soruyu sordu. Evrenin bu derece anlaşılmaya açık olmasını bekleyemezdik. Burada çok karıştırılan şeylerden birisi var. Fizik doğa yasalarını açıklıyor. Daha doğrusu tarif ediyor doğa yasalarını, nasıl işlediğini. Ama ne oluyor da bu doğa yasalarının var olduğu bir evrendeyiz açıklamıyor. Mesela şöyle düşünün. Bütün evreni biz gözlerimizle görüyoruz. Bütün bilim gözlerimizle görmemiz sayesinde mümkün. Şu kadarcık bir gözün içine katrilyonlarca büyük gezegenler, yıldızlar sığıyor. Nasıl katrilyonlarca büyük bir şey buradan giriyor? Bu bir sihir değil. Nedeni basit. Çünkü optik yasaları var. Optik yasaların var olduğu bir evrendeyiz biz. Şimdi bilim optik yasalarla nasıl küçücük gözün büyük evreni gördüğünü tarif ediyor. Fakat Wittgenstein, Berkeley gibi felsefecileri dikkat çektiği gibi modernitenin aldanması şudur. Bilimin evreni tarif etmesini o yasaların açıklaması zannederler. Oysa bilim optik yasanın nasıl işlediğini tarif ediyor. Ne oluyor da biz böyle evreni böylesini bilmemizi mümkün kılan bir optik yasaların var olduğu bir evrendeyiz sorusuna gittiğimizde işte burada felsefi argümanlara geçiyoruz. Mesela matematikten bir örnek gelin. Diyelim ki cebinizde 5 tane 200 lira var. Bir matematik 5 çarpı 200'den cebinizde 1000 lira olduğunu matematik söyler. Ama cebinizdeki 1000 liranın açıklamasını matematik vermez. Cebinize ne oldu da 1000 lira girdiğini. Şimdi fizik yasaları da çok benzer şekilde yasaların varlığını tarif eder. Ama ne oluyor da yasalar orada varı açıklamazlar. Yasaların varlığını biz analiz ettiğimizde bu yasalar bizim evreni anlamamızı mümkün kılıyor. Ve bilim yapmamızı mümkün kılıyor. Bu yüzden bizim bu kadar büyük bir acizlik içinde bilimde bu kadar büyük başarılar elde etmemiz tesadüf değil. Evrenin yapısının anlaşılmaya açık düzenlenmesi sayesinde. Peki şurada böyle bir paradoks yok mu? Bilim seviyesi arttıkça din hep sabit kaldığından aslında temel tez budur. İşte insanların daha çok dinden uzaklaştı. Avrupa'da keza ateistlerin oranı yükselmeye başladı. İşte Türkiye'de deizme ciddi bir geçiş söz konusu. Burada aslında siz diyorsunuz ki bilim dini açıklıyor. Ama bilim seviyesi arttıkça da insanların dinle olan ilişkisi bozuluyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi bilimin başarıları arttı. Burada tabii çok parantez var. Yani niye parantez var? Çünkü 17. yüzyıla gittiğimizde bilimsel devrimi, işte biz Kopernik'ten sonra da 17. yüzyıl deyince daha çok Descartes, Kepler, Galile, Newton gibi süreçlerle başlıyoruz. 17. yüzyıldan 21. yüzyıla gelene kadar sadece bilimsel devrim, sanayi devrimi yok. Orada birçok siyasi altüst oluşlar var, protestanlığın işte yayılması var, ulus devletler var. Yani insanların bilimle din ilişkisinin oluşmasında çok fazla konuşulması gerekli süreçler var. Evet, bazıları din adına tam da Ali Nesin hocamın dediği gibi şeyler ifade etmişlerdir. Yani biz akla mümkün olduğunca az önem verirsek dindarlığımızın artacağını ifade etmişlerdir. Böyle bir görüşü savunursanız veya İslam'ın içinde olmayan görüşleri mesela dünyanın 6000 yaşında olduğu gibi görüşleri savunursanız Allah'ın Kur'an'da hatta eski ayette yeni ayette geçmemesine rağmen türleri evreni bir saniyede ortaya çıkarttığı gibi bilime aykırı görüşleri
bazı din adamları zamanında böyle demiş diye savunmaya çalışırsanız, burada tabii ki bilimle din çatışması çıkartırsınız. Bilimin başarıları arttıkça dinden uzaklaşanların olmasına sebebiyet verirsiniz. Ama bence bu yanlış bir bilim okumasından olmuştur. Nitekim benim de birçok Hristiyan ve Yahudi felsefeci, bilim insanı arkadaşım var dünyanın birçok yerinde. Yine Müslüman arkadaşım var. Onların birçoğu da böylesi bir bilim okumasına, böylesi dinle çatıştırılan bir bilim okumasına, akıldan uzaklaştırılmış bir din anlayışına karşı çıkıyorlar. Ali hocama döneyim. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. Özellikle son dönemde Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun gençler deizme doğru kaymaya başladı. Yani bunun ana sebepleri sizce nedir? Ya şimdi tam düşündüğümü söylesem dediğim için dedim de tam düşündüğümü söylemeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Birincisi Türkiye hemen batıya doğru gitmiştir. Yani batıya kaymıştır. Ta Orta Asya'dan sürekli batıya doğru gitmişizdir. Ve batının kültürü giderek girmiştir ülkeye. Okullar, yasası, şusu, busu filan falan. Fransa'da bugün ateist sayısı sanıyorum %50'den fazla, %80 falan olması lazım. Böyle yüksek bir rakam. Bir gün Türkiye'de öyle olacak. Kesin. Yani Caner Bey çok güzel konuşuyor. Doğru şeyler de söylüyor. Ama sonuçları yanlış. Yani doğru yerden hareket edip yanlış demeyeyim, affedersiniz. Yanlış doğru değil. Neden sonuç ilişkisini tam göremiyorum. Türkiye'de bir başka bir şey daha var. Hangi hususu göremediğimi de söylerseniz hocam. Yani Allah'ın varlığını bilimle falan anlayabileceğimizi falan o yani doğru değil orası. Yani Allah'ın varlığını doğru olması için neden edeceğiz? Yok. Allah'ın varlığını bilimle adlandırmanıza. Bilimle, evet. Şimdi Türkiye'de insanlar çok fazla kendi mahallelerindeydi. Sosyal medyayla, internetle birlikte bu bozuldu. Göçlerle de bozuldu biraz ama sosyal medyayla çok bozuldu. Şimdi sosyal medyada oldukça başlıyor. Özellikle Twitter dünyası korkunç başlıyor. Oraya girmiyorum bile. Küfrediyorlar, sövüyorlar, sayıyorlar falan. Ama önemli değil. Başka fikirden birisiyle karşılaşıyor. Yani kişi kendi köyünde doğmuş, kendi kasabasında doğmuş. Herkes inançlı yanında, sağında, solunda. İnançsız kimseyi görmemiş. Ya da işte ne bileyim ben, belli bir takım ilişkiler yumağında büyümüş ve başka bir şey görmemiş. Sosyal medya sayesinde başkalarıyla tanışıyor. Aynı fikirde olmayan kişiyle tanışıyor. Onunla atışıyor, ona pek hakaret ediyor. Ama bir hakarete, iki hakarete, üçüncüsü de düşünür. Zaten birisi bir gerçeği söylediği zaman hemen haklısın demez. Aradan zaman geçer, bir yıl, iki yıl geçer. Ondan sonra o görüşü yavaş yavaş kabullenmeye başlar. Hatta o süreç de, o kabullenme süreci de zaman alır. Durduk yere düşünüp de birdenbire fikir değiştirmek çok ender görülen bir şeydir. İnsan önce biraz kuşkuya düşer, hatta direnir. Ondan sonra karşı argümanlar sunmaya çalışır. Çünkü bir anlamda eski düşüncesini reddetmek, kendini reddetmek, geçmişini reddetmek demektir. Sadece çok akıllı insanlar bunu yapabilirler. Mesela babam bunlardan bir tanesiydi. 78 yaşında daha önce düşündüğü bazı şeylerden, bazı fikirlerden vazgeçebiliyordu. Fakir Baykut da böyle birisiydi. Ama genelde insanlar önce ne yaparlar? Önce bir fikir elde edinirler. Yani diyelim ki Allah vardır derler. Önce Allah var. Ondan sonra ona gerekçe bulmaya çalışırlar. Ya da sosyalist, annesi babası sosyalisttir. O da sosyalist büyür. Sonra sosyalisttir. Durduk ya sosyalisttir. Hiçbir neden yok ya sosyalisttir. Ya da tam tersine kapitalisttir. Önemli değil ne oldu. Milliyetçidir ya da. Sonra argümanlar bulur. Argümanlar yaratır. Milliyetçi olması lazım. Allah'a inanması, argümanlarını yaratır. Sonra belki şansı varsa, akıllıysa, belli bir ortama girerse, sorgulamayı öğrenir, daha fazla düşünmeyi öğrenir falan ve kendisiyle barışıksa, çok önemli, kendisiyle barışıksa fikirden vazgeçebilir. Bu çok önemli bir değerdir. Herkesin harcında değildir. Büyüdükçe tabii zaten hepimiz yani ben 68 değilim, 78 değilim ama yani 68 kuşağından bugüne ne oldu, neler geçti, insanlar nasıl değiştiler, biz değişiyoruz. Caner Bey'in söylediği gibi akılla, mantıkla Allah'ın varlığı ya da yokluğu anlaşılmaz. Yokluğu biraz daha fazla anlaşılır doğrusu. Değerli hocam, ben deminden beri argümanlar söylüyorum. Bu argümanlara cevabınızı duymak isterim. Var yok biraz şey oluyor, yani slogan gibi oluyor. Ya söyledikleriniz de hepsini haklısınız. Hepsini haklısınız. O zaman haklısınız. Benim dediklerim doğruysa Allah'ın varlığını materyalist ateizme tercih etmemiz için ve agnostik görüşe tercih etmemiz için rasyonel sebebimiz var demektir dediklerim doğruysa. Hayır. Dediğiniz her şey doğru. Bu son çıkarımızın temeli yok.
Evet, çok şaşırtıcı şeyler var. Evet, bu dünyayı anlamamız başlı başına şaşırtıcı. Böyle bir düzen olması, hepimizin iki gözü var burada, bir burnu var burada, ağzı var, kulakları var, hepimiz yerli yerinde. Yani demek ki bir düzen var. Peki, yoksa ben şöyle bir şey diyeyim. Yoksa hepimiz gibi olurduk. Hocam bir örnek... Caner Bey, sizinle çok iyi anlaşacağız. Tabii ki, ne güzel, memnun olurum. Sizinle aşağı yukarı aynı konularda düşünüyoruz. Ama ben sizin gibi bir sonuca varmıyorum, Farko. Bilim nasıl mümkün, matematik nasıl mümkün, nasıl anlıyoruz, olasılık nasıl olabiliyor, nasıl var öyle bir şey? Evet. Bunlar üzerine ben yani bayağı derin demeyeyim de uzun uzun düşünen birisiyim. Hocam bir de ben dikkat edeyim. Ahlak argümanı, bilinç argümanı benim mesela Allah'ın Var 12 Deli kitabımda var. Ben de özellikle sizin alanınızdan bir şeylerle girmek istedim. Ve daha da çok beğeneceğini düşünerek. Ya bu boşu boşuna köy çekiyorsunuz. Kimseyi kandıramazsınız, inandıramazsınız kimseyi. Ben de inandıramam, siz de inandıramazsınız. Dediğiniz sonuçta doğru olabilir ama yani neden ya, inandığımın rasyonel gerekçesini ifade etmeye çalışıyorum. Ben de o kadar şaşırıyorum ki... Hocam bakın, bir gün ben de, inşallah ya, bir... Diyorum ki, bir saniye, diyorum ki ya gerçekten de bir Allah olması lazım diyorum. Yani olması lazım. Yani bu nasıl mümkün böyle bir şey? Yani ben de diyorum ama yani inanmıyorum. Yani bir şey evet yani nasıl tabii ki hocam hepimiz özgür irademizle ne inandığımızı belirleyeceğiz. Ama ileride bir program siz isterseniz bu programda belki uzun bir başlık. Siz hocam Türkiye'de birçok kimseye matematiği sevdiren bir insansınız. Ben matematiğin iç yapısını ve matematiğin evrene uygunluğunun Allah'ın varlığıyla en iyi şekilde açıklanacağını mesela düşünüyorum. Bir gün isterseniz bu konuda müstakil program yapmak isterim. Hatta Şirince'ye bile gelirim veya siz buraya gelin. En iyi demeyelim, en kolay diyelim. En kolay demiyorum, en iyi diyorum. Bir şeyin aslında kolay... Da. Konuşalım, kolay mı, iyi miyim? Ben işte bir daha tekrar edeyim. Matematiğin evrene uygunluğunun ve matematiğin iç yapısının da Allah'a atıfla en iyi şekilde açıklanacağını düşünüyorum. Felsefe tarihinde Leibniz'den Cantor'a kadar birçok kimse matematik Allah ilişkisiyle de ilgilendiler. Gelin sizin de alanınız, benim de alanım. Yani felsefeyle, matematikle ilgili bu konuyu bir gün konuşalım derim. Ama... Ondan önce benim burada sunduğum mantık şuna benziyor, onu ifade etmek istiyorum. Demin ona başlayacaktım, yarım kaldı. Diyelim ki Hasan'la Mehmet koşu yarışı yapıyorlar. Biz koşu yarışını görmüyoruz. Fakat şu anda görüyoruz ki Hasan sevinçli ve Mehmet üzgün. Çok önemli bir koşu yarışı olmasına rağmen. Şu anda gördüğümüz bu fenomen hangi durumda daha muhtemeldir sorusunu soruyoruz. Bu akıl yürütmeyi aslında bilimde de birçok şeyde de çok kullanırız. Eğer ki Hasan kazandı ve Mehmet kaybettiyse şu gördüğümüz fenomen daha mümkündür. Evet, biz Allah'ın varlığını da maddenin ezeli varlığını da görmüyoruz. Ama elimizdeki veriler çerçevesinde maddenin ezeli olduğu mu, başlangıcı olduğu mu, evreni tasarımlandığı mı, tasarımlanmadığı mı, bilinç, ahlak gibi birçok unsurun tesadüfen mi ortaya çıktığı yoksa ezeli bir Allah tarafından mı bunların temellendirilebileceği konularından rasyonel argümanlar kurabiliriz. Ve ben şu anda karşımızda duran evrene, matematiğin yapısına, bir daha matematiği de özellikle vurguluyorum, evrene, matematiğin yapısına, ahlak fenomenine, bilinç fenomenine, demin bahsettiğim evrendeki hassas ayarlara ve evrenin insan tarafından böylesine anlaşılmaya açık olmasına, yasaların ve diğerlerinin düzenlenmesinden, bunların hepsinin, bütün bu farklı fenomenlerin hepsinin Allah'ın varlığıyla daha iyi açıklandığını ve bu total durumun Allah'ın varlığına inanmayı, alternatif bütün görüşlerden, yine altını çiziyorum, daha rasyonel kıldığını, bakın. Psikolojik bir tercihten bahsetmiyorum. Daha rasyonel kıldığını savunuyorum. Yani dile getirmeye çalıştığım argüman bu. Caner Bey, bir soru soracağım size. Ahlakla Allah'ın varlığı arasında nasıl bağlantı kuruyorsunuz onu anlayamadım. Birkaç defa söylediniz ama anlamadım. Evet tabii ben daha çok dediğim gibi sizin alandaki argümanlara girmek istedim ama istiyorsanız ona da girebilirim. Şimdi son 30-40 yıldaki psikolojideki deneylerin de gösterdiği gibi bizim doğuştan bir ahlaki sistem edinecek bir zihin yapısıyla dünyaya geliyoruz. Bu ve bununla beraber de biz incelediğimiz, tabii ki doğuştan yapımız biyolojik bir şey, biyoloji ahlakı temellendirmez. Fakat doğuştan yapımızda ahlakın bağlayıcı olduğunu bize içimizden sezgisel olarak hissettirir. Şöyle bir örnek vereyim. Hindistan'da bundan birkaç yüzyıl önce kadınları kocalarının vefatından sonra yakıyorlardı. Eğer ki ahlakı bir sırf kültürel, bireysel tercih olarak görürsek, mesela buna diyebilecek bir şeyimiz kalmaz. Fakat içimizden gelen işte şunu söyletiyor, bu kesinlikle yanlış diyor. Eğer ki ahlakın toplumu aşan bir yönü olduğunu düşünüyorsak, dikkat edin, ahlakın rasyonel temelinden bahsediyorum, bu da yanlış anlaşılmasın. Ben
birçok ateistin dindardan birçok konuda daha ahlaklı olabileceğini düşünüyorum. Bu burada yanlış bir anlam olmasın, bunu baştan belirtmem gerekirdi. Sadece ahlakın rasyonel temelinden bahsediyorum. Ahlaki önermelerimiz, yani kadınları kocalarından sonra öldürmek kötüdür veya masumları işkence yapmak kötüdür gibi ahlaki önermelerimiz, biz bireyden ve toplumundan bağımsız olarak doğru olduğunu düşünebiliyoruz. O zaman bireyden ve toplumun üstünde ahlaka bir zemin bulamazsanız, birey ve toplumu aşan, ahlaki yasaya da rasyonel bir temel bulamazsınız. Nitekim işin doğrusu Nietzsche ve Sartre gibi filozoflar, ateist filozoflar da bunu görmüşler. Allah'ın olmadığı yerde mesela Sartre her şey meşrudur diyor. Dostoyevski haklıydı diyor. Her şey meşru olduğunu düşünüyor. Yani ahlaki hiçbir ilkenin temellendirilemeyeceğini söylüyor. Yani Allah'ın varlığına atıf yapmadığımızda ahlaki ilkenin temellendirilemeyeceği Sartre, Caner, Tasman olarak benim görüşüm değil. Aslında bunu iyi analiz etmiş birçok ateist felsefecinin de görüşü. Fakat ben argümanı buradan öteye götürüyorum. Madem ki doğuştan yapımız bizim, ahlaki bir yapı gerektiriyor ve o ahlaki yapı ancak Allah'ın varlığıyla temellendiriliyorsa, Allah'tan gelen buyruklarla temellendiriliyorsa, buradan içimizdeki ahlaki yapı bir kapının kilidi gibi, Allah'ın buyruklarının olması ise bir anahtar gibi birbirine uyuyorsa, bizim doğuştan gelen yapımız Allah'ın varlığını ve Allah'ın buyruklarını içeren bir dinin olmasını gerektiriyordur diyorum. Karmaşık bir argüman biliyorum. 1-2 dakikada özetlemeye çalıştım. Ama bir kez daha altını çiziyorum. Ben Allah'ın varlığına atıf yapmadan ahlaka rasyonel temel bulunamayacağını söylüyorum. Yoksa pekala Allah'a inanmayan insanlar da çok ahlaklı olabilir. Allah'a inandığını söyleyenler de tarih boyunca örnekleri gözüktüğü gibi çok büyük katliamların, hırsızlıkların faili olabilirler. Şimdi önemli bir konuya değindi. Caner Bey, iki türlü ahlak var benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi şuradan başlayayım isterseniz. İnsan çok zayıf bir yaratık. Yani aslan gibi güçlü değil, fil kadar büyük değil, timsah gibi dişleri yok, kartal gibi uçamıyor, ondan sonra solucan gibi saklanamıyor, yılan gibi kıvrak değil falan filan. İnsan yaşamak için, insanlar yaşamak için, var olmak için, doğayla ve diğer hayvanlarla ve koşullarla başa çıkmak için bir arada olmak zorundalar. Toplum oluşturmak zorundalar. Tek başına bir insan yaşayamaz ya da 200 kişi yaşayamaz. Toplum olmak zorundayız. Dayanışma ve direnişme içinde olmalıyız birbirimizde. Dolayısıyla mesela insan öldürmek her toplumda ve her dinde, her anlayışta günahtır, yasaktır, ayıptır. Yani olmaz, kabul edilmez bir şeydir. Yamyamlarda bile, yamyamlar bile 40 yılın başında bir savaşta falan yapıyorlar. Onun için bir törendi. Öyle bir şey değildi. Hayvanlar da öyle birbirini yemezler genelde. Çünkü birini öldürmek caiz olsaydı yaşayamazdık, bağlamazdık. Bunun gibi taciz, tecavüz, dolandırma, yalan, yaralama, yalan söyleme, bütün bunların hepsi toplumun var olmasına aykırı şeylerdir. Dolayısıyla her dinde, her anlayışta, her felsefede, her toplumda, her yerde yasaktır. Bir de Caner Bey'in söylediği gibi yerel bir takım ahlaki ya da alışkanlıklar var. Mesela burnunu karıştırmak ahlak sayılmaz o ama ayıptır mesela. Bunun herhangi bir toplum varoluşuyla bir ilgisi yok bunun. Ya da işte Hindistan'da erkeklerin ölümünden sonra eşlerinin, karılarının yakılması gibi. Ya da çok eşlilik mesela, çok eşlilik de öyle sadece şeyle, kültürle ve yerel bir anlayıştır. Yani çok eşlilik olduğu yerlerde toplumlar var olmuştur biliyoruz. Benim ahlaka getirdiğim mantıksal açıklama bu. Toplumun var olmasına aykırı olan eylemler her toplumda ahlaksız eylemler olarak. Peki Sayın Hocam, bu dediğiniz çerçevesinde Hindistan'da o bir dönemde o toplum onu kabul ediyordu biliyorsunuz birkaç yüzyıl önce. Kocalarından sonra kadınların yakılmasını. Siz o zaman o toplumun şeyi diye onu normal görüyor musunuz? Görmüyorsanız hangi rasyonel gerekçeyle? Ya, tabii normal görmüyorum. Yani tabii ki normal görmüyorum. O toplum onu inşa etmişti yani ve insan, orada benimseniyordu. İnsan hayatının bazı şeyler kutsal olmalı. Bakın ben katılıyorum da rasyonel temelini soruyorum sadece. Çünkü bu toplumun var olması için insan hayatının kutsal olması lazım. Bakın toplumu ahlakın kriteri yaparsak dediğim gibi o toplumdaki o şeye de karşı çıktık. Şimdi toplum mu ahlakın kriteri, toplumu aşan bir kriter mi var? Toplumu bir, yani bazen toplumu ahlakın kriteri gibi gösteriyorsunuz, bazen toplumu aşan bir kriter var gibi konuşuyorsunuz. Onu ben tam anlamadım demek istediğiniz hocam. Doğrudu. İki türlü ahlaki şeyden kriter bahsettim. Bir tanesi toplumun oluşmasına aykırı olan eylemler. Onlar her yerde. Onlar evrenseldir onlar.
Yani Pigmalar da o yasaları, o kuralları kabul ederler. İnkalar da, işte Avrupalılar da, Batılılar da her yerde onları kabul eder. Bir de yerel bir takım ahlaki şeyler vardır. Onlar kültürden kaynaklanır daha çok. Evet. Bitti. Tamam. Anlamı takıldığını zannettim. Peki hocam, daha net ilerlemek için daha net sorularla gidelim istiyorum. Sizin bütün evrenin kurallarını Tanrı'ya bağlamamanız, okuduğunuz dini kitapların mantığa dayanmamasına mı çıkıyor? Yani siz okudunuz, bu benim mantığıma sığmıyor dediniz ve o yüzden mi reddediyorsunuz? Ben mi? Evet. Hayır. 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 Yani şöyle oldu. 6 yaşındayken öyle oldu, evet. Yani yılında 1963'teydi. Annem babam Ankara'ya gitmişlerdi. Halam gelmişti eve. Halam 5 vakit namazındadır. Orada birdenbire Allah, Tanrı falan bir aklıma geldi. Ve düşünmeye başladım. 3 gece boyunca düşündüm. Küçüktüm tabii. Önce inandım tabii. Ondan sonra kuşku duydum. Sonra neme lazım dedim. Ondan sonra olmaz böyle bir şey dedim. Kabul edemedim. Yani bu... Şimdi geçenlerde bir televizyon programı çıkmıştım. Birisi karikatür yapmış. Camide o cami üstüne bir tanesi üstüne yazıyor. Allah yoktur, her şey palavradır falan diye. Adamı linç ettiler falan. Televizyon programına beni çağırdılar. Bir de sinemacı vardı, inançlı bir sinemacı vardı. Beni çağırdılar, başka kimseyi bulamamışlar çünkü konuşacak. İşte o sinemacı arkadaş başladı. Allah'a inanmamanın ne kadar korkunç bir günah olduğunu ve hiçbir biçimde affedilemeyeceğini filan böyle konuştu, uzun uzun konuştu. Sonuçta bana geldi. Ya dedim, ya Allah'a inanmıyorsam suç benim mi yani? Yani bu inanmak şey olmuyor ki, ya inanayım diye inanılmıyor ki. İnanmıyorum yani, inanmıyorum, yapacak bir şeyim yok. Şimdi Allah, muhtemelen ben şimdi cehenneme gideceğim eğer. Doğru mu Cenab-ı Hak, siz daha iyi bilirsiniz. Ben nereye gideceğim? Cehenneme, cennete. Allah bilir kimin ne olacağını. Hala yaşıyoruz. İnşallah hepimiz cennette buluşuruz. Tamam. Allah ama inanmayanlar cehenneme mi gidiyor? Onu bilmiyor. Göreceğiz. Allah herkesi o içinde olduğu koşullara göre değerlendiriyor. Kur'an'da cennetin, cehennemin varlığından bahsediliyor. Herkes içindeki yani, koşullara göre hangi, yani Allah, yani bu üniversite sınavının soruları gibi değil. Herkes içinde bulunduğu koşullara göre, kendinin ne kadar akledip etmediğine göre, durumuna göre değerlendirecektir. Ben hiç kimse için, kendim için de bu cennetliktir, bu cehennemliktir şeklinde bir iddiada bulunmam. Ama Kur'an'ın ahiret anlayışında cennet, cehennem var. Ama ben her zaman için şunu tercih ederim. Dediğin gibi ahiretin varlığıyla ilgili temellendirmeler, dinle ilgili temellendirmenin hepsi en başlangıcından Allah'ın varlığını bilmeye dayanır. O yüzden ben her zaman için önce Allah'ın varlığını konuşup ondan sonra diğer konuları konuşmayı tercih ederim. Mantıksal sıra bence o olması gerekir. Konu Allah'ın varlığıydı. Şimdi Müslümanlar geçti. Yani Allah'ın varlığıyla, yani Tanrı'nın, bir yaratıcının varlığıyla, evet. Böyle söylediniz zaten. Oradan kitapların doğruluğu, cennet, orada yazılanın doğruluğu falan. Onu herhalde gerçekleştiremezsiniz değil mi akılla, mantıkla? Şöyle bir yani, şey var. Tabii ki Allah'ın varlığı, İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu doğrudan temellendirmez. Ama bence İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu ayrı delilleri var. Şu kitabımı alabilir miyim? Biraz o delilleri konuşalım. Ben mesela şöyle. İşte neden Müslümanım kitabımda? Mesela diyelim ki İslam'a inanmanın delillerini... Ne? Allah'ın varlığı 12 delili kitabımda Allah'ın varlığına inanmanın delillerini anlatmaya çalıştım. İkisi ayrı konu, çünkü İslam, yani Allah'ın varlığını anlatmadan İslam'ı konuşmanın, yani mantıksal sıra açısından hatalı olduğu kanaatindeyim, ama tabii her zaman isteyen de o konuyu da konuşmaya hazırım. Çünkü şu mantık çerçevesinde gençler özellikle, evet, konuşurken ilk sordukları soru şu oluyor. Kader varsa cennet ve cehennem nasıl olabiliyor? Şimdi şöyle bir şey var. Yani bütün bu sorulara, şimdi kader yanlış anlatılıyor. Yani Kur'an'da insanın özgür iradesinin geçersiz olduğu anlamda bir kader anlayışı yok. Hmm. Türkçe miktar kelimesi de kader kelimesinden geliyor. Yani insanın özgür iradesiyle yaptıkları da kaderin içerisindedir. Yani ölçünün içerisindedir. Bilakis insanın özgür iradesiyle yaptıklarından sorumlu olması da evrende bir kadere bağlıdır. Şöyle anlatayım. Diyelim ki birisini 20. kattan itiyorsunuz. Bu 20. kattan insanı itip de o kişi düştüğünde ölse veya yaralansa size her hakim suçlar. Niye suçlar? Çünkü siz 20. kattan birini ittiğinizde fizik yasaları çerçevesinde onun düşeceğini biliyorsunuz. Biyoloji yasaları çerçevesinde bedenin zarar göreceğini biliyorsunuz. Ama bunların nedir? Fizik yasaları çerçevesinde
o kattan düşmek veya biyolojik yapın o kattan düşünce zarar görmesi evrende belli yasaların olması yüzündendir. Kısaca biz eylemlerimizin sonuçlarını evrende yasalar yani evrende bir kader olması yüzünden biliriz. Bu yüzden kader, evrendeki kader yani evrendeki ölçünün yasaların olması özgür iradeyi sınırlayan bir şey değildir. Bilakis özgür iradenin olmazsa olmaz şartıdır. Yani Kur'an'ın hiçbir yerinde insanın özgür iradesinin olmadığı, yani insanın tırnak içinde bazılarının dediği gibi kader mahkumu olduğu anlayışları savunulmaz. Yani böyle bir kader anlayışı yok. O kader anlayışının yanlış anlaşılmasından şey yapıyor. Yani insanlar gücü yettikleri eylemlerinden mesuldürler. Tabii ki Fichte'nin facticity dediği geniş bir olgusallık alanı var bizim değiştiremeyeceğimiz. Yani tarihin hangi döneminde doğduğumuz, cinsiyetimiz, anne babamızın kim olduğu gibi. Buna karşı özgür irademizle işte anne babamızı seçemesek de eşimizi seçebiliyoruz. Doğduğumuz yeri seçemesek de mesleğimizi seçebiliyoruz. İnsanlara iyilik mi yapacağız yoksa insanların acılarını görmezden mi geleceğiz? Allah'a karşı şükredici mi olacağız, nankör mü olacağız gibi birçok şeyde özgür irademizle seçim yapabiliyoruz. İşte bizim sorumlu olduğumuz alan bu özgür irademizle seçim alanıdır. Kader evrende yasaların ve bir düzenin olması her şeyi kapsayan bir üst alandır. Ali Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz cennet ve cehennem kavramlarını? Ya vallahi ben şimdi Allah'a inanmıyorum diye Allah'ın beni cennete götüreceğini sanmıyorum. Allah varsa, cennet, cehennem varsa ben muhtemelen cennete gideceğim. Yani cehenneme gitmem için hiçbir neden görmüyormuş. Hiç doğru olmaz bu. Hiç doğru olmaz bu. Yani mesela Cenab-ı Hak soruyor, benim Allah'a inanmamam kader mi? Bakın demin benim anlattığım kader anlayışı sizin özgür iradenizle tercihiniz o. Yani kader kelimesini Türkçe'de birçok kimse özgür irade aykırı bir şey diyor. Tabii ki sizin inanmamanız da kaderdir ama bu özgür iradenizin olmadığı anlamında değil. Sizin özgür iradenizle tercihinizdir. Ama özgür iradeyle tercihler Hayır. de evrendeki bir düzenli yapının sizin iradenizin olması çerçevesinde gerçekleşir. Hayır. Bu benim özgür iradem değil. Bu çok içten gelen bir şey. Çok temel bir şey bende bu. Bu iradeyle ilgisi yok bunun Allah'a inanmamak. Peki Şirince'deki köyü kurarken siz özgür iradenizle mi o köyü kurduğunuz kanaatindesiniz? Evet. Peki diyelim ki gelip de birisi sizin o köyü yaksa mesela Allah korusun veyahut da diyebilirim başka bir şey yapsa bunun cezalandırılmasını ister misiniz? Allah korusun tabii de. Yani böyle bir şey yapan birinin cezalandırılmasını ister misiniz? Sizin köyünüze biri zarar verse. Ben de isterim sizin köyün, ben de isterim. İstersiniz mutlaka, ben de isterim. Niye isteriz? Çünkü onun özgür iradesiyle bu eylemi yaptığını düşündüğümüz için. Bakın bir köyü kurmak veya bir köye karşıt bir eylem yapmak, bir insana iyilik yapmak, kötülük yapmak, insanların özgür iradesiyle yapıldığını düşündüğümüz eylemler. Bu yüzdendir ki biri mesela zarar vermeye kalkarsa onu kınarız veya cezalandırırız. Eğer ki insanların özgür iradesi olmadığını düşünseniz o zaman bunu yapanı cezalandırılmasını düşünmemeniz gerekir. Sanki bir rüzgar esti de bir zarar gördüğünden farkı olmazdı bunlar. Kısacası tamam yani da, konumuzla biz ne ilgisi var, onu... konumuzla ilgisi şu. Yani bu kadar yani basit eylemlerde bile özgür iradenin olduğunu düşünebiliyorsanız sizin köyünüzü kurmada veya birisi o köye iyilik kötülük yaptığında kendinizin Allah'ın varlığına inanç gibi temel bir meselenin yani bu kadar şey özgür iradeye bağlayıp da onu bağlamamanız sizce bir çelişki değil mi? Hiç çelişki değil. Yani şu anda 6 yaşında değilsiniz. 6 yaşında olanları şu anda değerlendirebilirsiniz. Ali Hocam'a geçelim. Aranızdaki süreç sarkmaya başladı. Şimdi ben sağ kolumu, bir kolumu kaldıracağım. Sağ kolumu kaldıracağım, sol kolumu kaldıracağım. Burada ibadet kullanırım tabii ki. Ama diğeri bir inanç meselesi. Yani hiç görmediğim, hiçbir şeyini, kanıtını siz de ikna edemediniz beni. Edemezsiniz de zaten. Kimse edemezsiniz. Ben de edemem bu arada. Ama ben etmeye çalışmıyorum hiç olmazsa. Siz etmeye çalışıyorsunuz. Koca koca kitaplar yapmışsınız. Ama yani çok da bayağı da bilgilisiniz biliyorsunuz da. Bence kendinizi bilime adayın. Çok. İnşallah onu da yaparız. Evet. Allah'a inanmamam gerçekten bir irade, özgür irade konusu değil. O öyle. Yapacak bir şeyim yok. Ama yani şu özgür irade olabilir. Ben bunu kendimi açıklarım ateist olduğumu.
Açıklarım ya da açıklamam. O benim özgür irademdir. Ben özgür irademi kullanıp açıkladım. Ve özgür irademi kullanıp Allah'a inanmamamın, hatta inanmamın bile, inansaydım bile, özgür irademi kullanıp Allah'a inanmanın ya da inanmamanın özgür iradeyle ilgili bir şey olmadığını söylüyorum. Peki Ali Hocam, sizin kanıtlayamadığınız halde doğru olduğuna inandığınız hiçbir şey yok mu? Güzel soru. Ben hepsi üzerine düşünüyorum. Her türlü ahlaki şeyler, kurallar üzerine düşünüyorum. Arkadaşlık üzerine. Mesela arkadaşlık benim için çok kutsaldır. Niye kutsaldır diyeceksiniz? Bedava çünkü arkadaşlık. Karı koca ilişkisi bedava değil. Çıkarlarım vardır. Çocuk anne baba ilişkisi bedava değil. Acaba. Arkadaşlık tamamen bedava. Tamamen bedava olduğu için ancak güzel şeyler vermesi beklenir. Bu bir kanıt mı bilmiyorum. Yani kanıtsa da zayıf bir kanıt olabilir. Ama yani şimdi o zaman 6 yaşındaki bugünkü ben arasında aslında fazla bir fark yok. Nasıl olur ki yani yukarıda birisi? Nasıl olur ki yani? Nasıl mümkün ki bu? Açıklayamıyorum. Yani olmaması gerekir. Öyle bir şey olmaması gerekir. Peki bütün oluşumu, dünyayı, evreni açıklama yönünü sadece tesadüf mü? Çünkü gençlerle genellikle konuştuğumuzda söyledikleri şey, ya bunca şey tesadüf olabilir mi? Tesadüf değil tabii. Ama bilmiyorum ne olduğunu. Caner Bey gibi kesip atmıyorum. Ha Allah var demek ya, şimdi mümkün demiyorum. Sadece bilmiyorum. Soruyorum, sorguluyorum, düşünüyorum. Ve şeyi söylüyorum, maddenin varoluşu, Caner Bey'in de söylediği gibi, o söylemedi, ben söyledim ama eminim aynı fikirde. Maddenin oluşumu, varoluşu, çok şaşırtıcı bir şey. Evet. Nasıl olabiliyor ki yani? Ne zamandan beri var oldu? Hep oldu, çok şaşırtıcı. Dolayısıyla, ünlü matematikçi, fizikçi Leibniz gibi konuştunuz. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Evrenin en temel sorusu diyordu Leibniz. Ve şu diferansiyel ve türev hesaplarının babası. Niye kötülük var sorusu üzerine düşünmüştü her ciddi filozof gibi. O da şuradan söyledi. Olabilecek dünyaların en iyisini yaşıyoruz. Kötülük varoluş için gerekli gibi. Ben Leibniz'i çok severim bu arada. Çok derin bulurum Leibniz'i. Tabii en fikir olmak zorunda değilim ama çok Leibniz çok önemli birisidir. Maddeye geleyim. Dolayısıyla madde kutsal olmalı. Ona tapılabilir. Çünkü mucizevi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ve bir ikinci defa daha olmayacak. O başlangıç, o madde bir defa olmuş ve bitti. Yani artık o maddeyle yaşıyoruz biz burada. Ben de öyle. Ben de ikinci ben olmayacak hiçbir zaman. Dolayısıyla ben de kendimi kutsal ilan ediyorum. Biraz manevi tarafa da gelmek istiyorum zaten. Özellikle Avrupa'da çok artışta olan bir kullanım var. Antidepresanlar. Bununla beraber acaba dinden soğumayla antidepresan kullanımı arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? O insanın içindeki ölme dürtüsü insanın gündelik hayatında zarar vermiyor mu? Kime sordunuz? Evet Caner Bey, ben bilmiyorum. Yok, size sordum hocam. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Tabii antidepresanı bilmiyorum ama madde kullanımı, uyuşturucu kullanımı ondan da emin değilim. Bize düşünmediğim bir soru. Yani uyuşturucu kullanıp Allah'a inanan da vardır. Allah'a inanmayan da vardır. Yani şöyle sormak istiyorum. Mesela siz kişisel olarak ölüm korkunuz var mı? Bir boşluğa düşüyor musunuz? Eskiden korkardım. Artık alıştım galiba. Yani alışıyor insan. Ölümden korkmuyorum artık. Ödüm patlıyor sadece. Peki, yok korkmuyorum. Caner Hocam, sizle de aynı aslında soruları konuşmak istiyorum. Avrupa'da inanılmaz derece bir antidepresan kullanımı var. Ya bunun için çeşitli varyasyonlar var. Yok işte iş yükü, yok işte sosyal medya kullanımının getirdiği stres, hormonsal. Bir tarafta diyor ki işte içinden din şeyini alırsan, hissini alırsan... Tabii. Evvela şunu diyeyim, yani psikolojik hastalıklar için belli şeyler beyindeki kimyasallarla alakalı oluyor bazen. Onu yani dine bağlamak doğru olmaz.
Fakat insanın kaygı ve depresyonunda hayata bakışı, hayata verdiği anlamda çok önemli bir rol alıyor. Orada din devreye giriyor. Yani Harvard Üniversitesi'nde yapılan uzun dönemli bir psikoloji çalışması var. Başka da bazı uzun dönemli psikoloji çalışmaları var. Orada insanların bir dine inancının insanların mutluluğunu arttırdığını, hayata anlamı daha çok buldukları, insanlarla daha sağlıklı bağlar kurduğuyla ilgili veriler var. Yani özellikle pozitif psikolojik alanında ortaya çıkan. Ben yani insanların hayatı anlamlandırmasında, depresyonla, kaygılarla baş etmelerinde dinin önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Din inancın, Allah'a, ahirete inancın. Ama bu tabii ki hiçbir şekilde bir dine inanan depresyon, kaygı çekmez. Depresanlar kullanmaz anlamına da gelmiyor. Yok, şunu şu yüzden söylüyorum. Şu son dönemde gençlerde özellikle evet. Bir meditasyona kayış var. Yani çok moda oldu bu. Böyle spiritüel videolar her yerde dolaşıyor, Instagram'da olsun. Yani özellikle gençlere namaz kılmak yerine... Ya, buyurun hocam. Ben derse gitmek zorundayım. Son 5 dakika toparlasak olur mu hocam? Tamam. Son 5 dakika diyeyim. Cenab-ı Bey de toparlayabilir. Tamam. Beraber hocamla şıklık açısından beraber bırak. Meditasyona girelim. Siz 2 dakika sonra kapanış. Hocamın ama hocama ben yine teklifi sunayım bazı. Hazır az vakit kalmışken onu başka programda da hocam. Yani bir sohbet tarzında ben size matematiğin iç yapısının ve matematiğin evrene uygunluğunun ikisinin de Allah'ın varlığına daha iyi açıklanacağına ilgili görüşümü konuşmak isterim bir programda. Deniz Bey de modere edebilir. Yapmak ister misiniz bilmiyorum. Bence güzel olur. Özellikle matematiğin iç yapısını savunmak biraz daha zor aslında. Matematiğin evrene uygunluğunu savunmak, arkasında Allah olduğunu savunmak. Cenel Bey, boşu boşuna çabalıyorsunuz. Hiçbir şansınız yok. Görelim, herkes görsün. Peki, hadi toparlayalım. Peki. Meditasyon konusuna bir girelim. Oradan son söz Ali Bey'e vereceğim. Peki, tabii ki. Ali Hocam'la evvela program yapmak galiba son sözüm değil mi? Hı-hı. Yani ve sizle program yapmak benim için zevkti. Teşekkür ederim öncelikle. Meditasyona yöneliş olmasının dinden kopup da meditasyon. Bazısı bunu dinle bir sorun görmüyorlar. Yani bana birçok benim tanıdığım da dinle bir meditasyon arasında sorun görmüyor. Fakat böyle bazı New Age yapılar var. Scientology gibi diyelim ki Amerika'daki. Onlar da böyle bir alternatif dinsiz bir maneviyat anlayışı var. Hatta bana göre bir sahte din ve sahte bilim sunuşu da beraber oluyor. Bunun sebeplerinden birisine demin Ali Hocam'ın dikkat çektiği husus. Sosyal medyadaki içerik insanların geleneksel bir şekilde inançlarını sürdürmelerine pek olanak vermiyor. Ve insanlar böylece temellendirilmemiş bir şekilde inançlar olduğu için genel kitlelerin sosyal medyadaki birkaç videoyla birileriyle çok farklı yerlere savruluyorlar. Yani geleneksel bir şekilde inançların devam etmesi mümkün olmuyor. Burada bu New Age tarikatlar yapılarda bir pay kapıyor. Bir nedeni o. İkinci bir de nedeni de bence din adına anlattığımız yanlışlıklar. İslam adına kendi adıma konuşmam gerekirse. Yani İslam'da hiç olmamasına rağmen din adına fikir özgürlüğüne karşıt gelmek. Ondan sonra İslam'da olmamasına rağmen kadınların eğitimini, çalışmasını, aktif hayata katılımını engellemek. Dinde hiç olmamasına rağmen işte müzik, resim gibi sanat dallarına karşı yasaklar getirmek de bence insanların bir kısmının dinden uzaklaşmasının sebebi oldu. Yani bir, o zaman bunun çaresi dinin rasyonel bir temellendirmesini sunmak. Yani dini sırf taklidi bir şekilde devam eden bir şeyden çıkarmak. İkincisinin de işte çaresi bence din adına uydurulanları ortadan kaldırmak. Bence burada bir tedavi unsuru olabilir. Zor bir konuya kısaca cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim. Evet. Özetim. Uzun bir konuya diyeyim zordan ziyade. Yani. Evet, Ali Hocam sizden de son bir dakikanızı rica edeceğim. Konuyla alakalı ve son olarak ne söylemek istersiniz topluma karşı? Herkes işte inanmakta özgürdür tabii ki. o kadar. Yani işte inanın ya da inanmayın. Yani özgür bir ülkede yaşıyoruz. Yaşayacağız. Yaşamalıyız. Peki hocam, teşekkür ederiz özet için. Bu kadar. Ali Hocam çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Caner Bey size de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Güzel bir program oldu. Ben çok mutluyum hocamla ve sizle beraber olmaktan. Ben teşekkür ederim Caner Bey. Teşekkürler tekrar Ali Hocam.
Herkese tekrardan iyi pazarlar. Bugün din ve bilim arasında bir çelişki var mı, yok mu? Gençler neden deizme doğru gidiyor, kayıyor? Bu tür meseleleri konuştuk iki değerli hocamla. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın.